Puan vermeye geçelim mi? Geçelim. Yok, hayır, geçmeyelim bence. Ne yapalım? Biz sizin tanışma hikayenizi dinleyecektik bugün. Ya ben sizden kaçamıyor muyum? Lütfen. Unutmadık. Unutmadınız mı? Yollarınızı gözlemişiz gelin evi olarak. Lütfen. Ay kıyamam size. Yani bizim tanışma hikayemiz aslında benim eşimle abim 18 yıllık arkadaşlarmış, çok eski. Bir gün abimle karşılaşıyorlar. O abime soruyor, evlenmiyor musun? O diyor, sen abi evlenmiyor musun? O diyor, yok ben evlenmiyorum. O diyor, kız yok ben evlenmiyorum. Ah diyor, abi keşke sizin ailede şöyle bekar biri olsa da. Onun diyor, bizim ailede kimse yok. Bir Aslı kaldı. O da evde kaldı, kimseyi beğenmedi diye diyor. Ya demiş, o demiş, astrolist, programcı. Yani o çok yoğundur, o bize bakmaz diyor. Mütevazilik yapıyor benim eşim de. Ondan sonra bir gün bir kafede, restoranda oturuyorum. İçeri girdi. Böyle bir göz göze geldik biz. Sonra yanıma doğru yürüdü. Dedi ki, merhaba dedi. Ben dedi Saruhan abinin arkadaşıyım. Bilmiyorum adımı duydunuz mu? Savaş ben dedi. O zaman o da bir otomobil firmasının yöneticisi. Aa evet dedim, siz dedim otomobil işiyle uğraşıyordunuz değil mi? Evet. Ne dedim orada biliyor musunuz? İyi olacak dedim. Hastanın doktor ayağına gelir. Benimle arabam arıza yapmıştı. Ve dedim ki, ben bu arabayı hemen değiştireceğim. Tabii Aslı Hanım demiş, hemen ben size şey dedi, bir araba getireyim, bir onu deneyin. İşte bu modeli sever misiniz? Modelleri sayıyor. Biz randevulaştık. Ertesi gün buluştuk. Arabayı unuttuk. Bakın ilk gün beni eve bırakıyor Savaş. Ben döndüm şöyle dedim ki, tam indim böyle. Kafamı eğdim camdan. Biliyor musun dedim. Sen benim eşim olacaksın. Hmm. O demiş ki, bu sanatçılar herhalde kafa kırık oluyor biraz. İlk görüşte nasıl böyle bir şey söyler? Böyle baktı bana, benim içime doğuyor dedim. Sen benim eşim olacaksın. İlk adımı siz attınız. Hayır, bu benim içimden geldi. Ben biraz içimdekini fark ettiyseniz hemen söyleyen gayet doğal bir insanım. Bu bir adım değildi. O benim iç sesimdi, olur ya da olmazdı. Saklamadım, hani böyle bir naza falan çekmedim. O da demiş ki, ben kaçayım hemen. Ben hemen kaçayım, çılgın oluyor bu sanatçılar demiş. Ama kaçamadı tabii. Ertesi gün sabah geldi, beni kahvaltıya götürdü. Ve biz o günden sonra hiç ayrılmadık. Ne güzel. Benim de hikayemi öğrendiğinize göre puanlamaya geçelim. Geçelim. Tamam. Geçelim. Hadi bakalım, şimdi puanlamadayız.